Kanalından herkese merhabalar. Her gün aynı kahvaltıyı yapmaktan sıkılan arkadaşlarımız için bugün çok güzel bir tarifle geldim arkadaşlar. Kapya biberli, patatesli, yumurtalı harika bir kahvaltılık paylaştım sizler için. Umarım memnun kalırsınız tarifimden. Hemen bu güzel tarifimizi nasıl yapmışız yapımına geçelim. Burada 5 adet orta boy patatesimiz var arkadaşlar. 2 yemek kaşığı sıvı yağ koydum ve onlarla birlikte şöyle çeviriyorum. Küp küp doğradım. Şimdi tuzumuzu da ilave edelim. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Karabiberimizi, istediğiniz oranda koyabilirsiniz. Şöyle karıştıralım. Ben bunu 2 kişilik yapıyorum. Arzu ederseniz ölçüyü daha da artırabilirsiniz. 4-5 orta boy patates yeterli oluyor. Bir adet büyük kapya da doğradım. Onları ikiye kestim. Şöyle içerisine kapyalarımızı da ilave edelim. Patateslerimizle birlikte onlar da kavrulsunlar. Şimdi bunlar kendi kendine kapağını örtelim, kavrula dursunlar. Çok da fazla karıştırmayın, patatesin nişastası çıkmasın. Kapağımızı örtelim ve kendi halinde pişmeye bırakalım. Evet, kapağımızı açtım. Gördüğünüz gibi 5-6 dakika kendi hallerinde kavruldular. Şimdi içerisine şöyle 1 küp kadar tereyağı koyuyorum. Başta 2-3 yemek kaşığı sıvı yağımızı, ayçiçek yağımızı koymuştum biliyorsunuz. Bunu da lezzet versin diye koyacağım. Biraz pul biber ilave edeceğim. Şöyle yarım tatlı kaşığı kadar. Biraz da toz biberimizden koyalım. Yarım tatlı kaşığı kadar yeterli. Onları da şöyle çevirelim. Oldukça lezzetli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok da pratik. Böyle aniden karnınız acıktığında hemen sıvı yağınıza patateslerinizi koyun. Kahve biberiniz yoksa o da şart değil. Ben lezzet versin diye koyuyorum. Yeşil biberiniz varsa ondan da atabilirsiniz. Sarımsak istiyorsanız sarımsak da koyabilirsiniz bu etapta. Şimdi ne yapalım? Şöyle yumurtalarımıza birer yer açalım. Tamam. Şöyle 4 adet yumurta kırdım gördüğünüz gibi. Onları koyalım şuraya. Birer tane böyle paylaştıralım. Tamamdır. Dediğim gibi arzu ediyorsanız ölçüyü artırabilirsiniz. Ben bugün 2 kişi için yaptım. 4 adet yumurta da gayet yeterli arkadaşlar. İstiyorsanız bunları biraz toplarını içi pişsin diye benim yaptığım gibi şöyle çok çiğ kalsın istemiyorum. Şöyle hafif dokunuyorum. İsterseniz hiç ellemeyin. O şekilde seviyorsanız. Şimdi biraz bekleyeceğim. Ondan sonra da servisini yapacağım ve sizinle vedalaşacağım arkadaşlar. Şöyle yumurtaların üzerlerine biraz daha karabiber ekleyelim. Daha da lezzetlendirelim. Tamamdır. Bu kadar arkadaşlar.
şöyle beyazlarını pişirelim. Sıvı yerleri kalmasın. Bugün uzun uzadıya bir video çekmedim, sıkılmayın diye. Bazen pratik tarifler de paylaşıyorum sizler için. Çünkü kolay tarifler de istiyorsunuz, biliyorum arkadaşlar. Bu da o tariflerden birisi. Umarım kahvaltınız için yaparsınız ve beni de anarsınız. Şimdiden afiyet olsun diyorum arkadaşlar. Ve videomu burada sonlandırıyorum. Yepyeni tariflerde tekrar görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.